Selamünaleyküm arkadaşlar. Güne yeni lezzetli bir tarif ile başlıyoruz. Bugünkü tarifimiz Kayseri yağlaması. Orijinal Kayseri yağlaması yapacağız. Bunun için 15 gram mayamız var. Hızlı mayalanmasını daha iyi şişmesini istiyorsanız 20 gram kullanabilirsiniz. 15 gram mayayı sıcak suda ıslattım arkadaşlar. 15 dakikada beklettim. Mayam eridi. 500 gram un 15 adet beze çıkartmak istiyorum. Şöyle bardağımızın ölçüsü görülsün diye çeviriyoruz. Bu bardağı tam dolduruyorum. Az bir kısmını ayırdım. En son üzerine kullanacağım. 15 gram şeker. Göz kararı tuz. Bunu da güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra mayamızı ekleyeceğiz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve sizi sıkmayacak şekilde videolarımızda paylaşırsanız bize destek olursunuz. Destekleriniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mayamızı unumuzun içine ekledik arkadaşlar. Böyle çok ağım şahım bir un yapma tekniği kullanmayacağız. Herkesin rahat kolay yapabileceği. 1 bardak ılık süt 180 mg. 1 bardak ılık su bu da 180 mg. Bunun çok az bir kısmını ayırdım. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Kullandığımız malzemeleri tekrar söylüyoruz arkadaşlar. 500 gram un, 1 bardak ılık süt 180 mg, 180 mg ılık su, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 15 gram maya, 15 gram şeker ve göz kararı tuz. Tuzu kendi damak tatınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sizlere ricamız bu ve bunun gibi tarifler için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Şöyle güzel yumuşak bir hamur yapmak için önce kaşık yardımıyla karıştırdım. Daha sonra elimle güzel bir kıvam alana kadar yoğuracağım. Elimizden geldiğince, tabi bayana kadar güzel hamur açmasak da elimizden geldiğince güzel bir hamur yapacağız. Az bir un ekledim. Fazla un vermeyeceğim. Çünkü bardağımın biri dolu değil de az bir kısmını boş bırakmıştım ki ölçü tam tutsun. Evet. 15 tane beze çıkartacağım bunda. Mayalandıktan sonra 15 adet beze ve içi bol malzemeli Kayseri yağlaması yapacağız. Yöresel yemeklerimizi sizler için yapıp paylaşmaya devam edeceğiz. Bu ve bunun gibi tarifler için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. 3 adet orta boy soğan. Hamurumuz dinlenip mayalanırken biz de iç malzememizi hazırlayalım. 3 adet orta boy soğanımızı soyuyoruz. İçimizi bol yapacağız. Malzemeden kısmayacağız. 7-8 diş küçük baş sarımsağım var. Sarımsak çok küçük olduğu için 7-8 diş ayıkladım. 3 adet orta boy soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. Mümkün olduğunca küçük doğrayın lütfen. 3 adet Charleston biber doğrayacağız. Mümkün olduğunca bunu da küçük doğrayın. Biri doğramanız Kayseri yağlaması yerken içinde fazla belli olması. Çünkü soğan miktarını biraz bol kullanın. Evet şöyle. Eğer bıçak kullanmakta profesyonel değilseniz robottan çekebilirsiniz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Tarifimizde sizler için detaylı, güzel bir açıklayıcı anlatmaya çalışıyoruz. Kusurlarımız olduysa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim tavama. Soğanlarımı bıçak yardımıyla sıyırarak tencereme alıyorum. Kıymanız yağlı değilse kullanacağınız yağ oranı biraz arttırabilirsiniz. Çünkü adı üzerinde Kayseri yağlaması lezzetini kıymanın yağında alıyor. Mümkün olduğunca kıymanız orta yağlı olması yapacağımız tarifin daha lezzetli olması anlamına geliyor. Sadece kuru yağsız yağ kullanmayınız. Yarım çay bardağı zeytinyağımız ile soğanlarımız kavrulurken
3 adet Charleston biberimi şöyle küçük küçük doğruyorum. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hızlı bir şekilde biberlerimizi doğrayıp bir kenara alalım. Şöyle küçük bir kase alıyorum. Kullandığım malzemenin miktarını açıklamalar kısmında da not alabilirsiniz. 4 adet orta boy domates var. Domatesleri ikiye bölüp şöyle kabuk kısmını alıyoruz. Kış mevsimi olduğu için mümkün olduğunca domatesi soymayalım. Kabukta da aroması ve lezzeti var. Vitamin de zaten kabukta olduğu için yıkamanız yeterli olacaktır. 4 adet domatesimizi de hızlı bir şekilde doğrayalım. Doğrama işlemi bitince domatesi kenara alıyoruz. Daha önce ayırdığım kıyma vardı. Kıymayı alıp çokluyorum. Şöyle 250 gramlık. Bunu da açıyorum. 400 gram kıymamı ekledim. Soğanımla güzelce bunu eze eze kavuracağım arkadaşlar. Şöyle kaşık yardımıyla eze eze güzelce kavuracağım. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Kavururken sürekli eziyorum. Eziyoruz, iyice ezeceğiz. Kavurma işlemi bitene kadar sık sık bu ezme işlemini tekrarlıyoruz. Ve sarımsaklarımı da sarımsak ezeceğiyle şöyle çekiyorum. Hemen bunu da hızlı bir şekilde alalım. Kalan sarımsakları da ekledim. Evet, kavurma işlemine devam ediyoruz. 3 adet Charleston biberimi ekliyorum. Yine aynı şekilde kaşığın ters tarafıyla eze eze karıştırma işlemine devam ediyoruz. Doğradığımız domatesleri de ekliyoruz. Yine aynı şekilde bunu da ezme işlemiyle kavuruyoruz. Hamurumuz da mayalanacak. Biz bunu kavurana kadar yarım saat 40 dakika arası hamurumuz mayalanacak. Bunu da sıcak kullanmayacağız. Hafiften. Çok sıcak kullanmak istemiyorum. Çünkü bir de sıcak, bu da sıcak. Kıymamın baharatını atıyorum. Pul biber. Şöyle 1,5 çorba kaşığı. Acı olmasını istiyorsanız biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Tuz ekliyorum. Tuzu fazla kullanmayacağım. Biber salçası kullanacağım için hafiften tuzlu olacak. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Az bir şey. Şöyle kimyonunu dökeyim. Karabiber. Kekik ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da kekik en son ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştıralım, karıştıralım, karıştırma işlemine devam ediyoruz. Evet, gördünüz. 1,5 çorba kaşığı biber salçası ve domates salçası karışık. Bundan ekledim. Bunu da karıştırıyorum. Kıymanız yağlı değilse yağ oranı biraz fazla. Çünkü özellikle yağlı olması lazım. Adı üzerinde Kayseri yağlaması. En son tereyağı ilave edeceğim. Tepeleme bir çorba kaşığı tereyağım var. Bir bardak ılık su ayarladım. Bir bardak ılık su ekleyeceğim. Şöyle iyice kavurma işlemi. Kaşığımız arka tarafıyla eze eze kıymamızda güzel bir kıvam aldırdık. Şöyle tereyağımdan kes bir çorba kaşığı kadar. Bunu da ekledik. Yarım bağ maydanozum var. Maydanozu en son ekleyeceğiz. Çünkü sıcak
kullanmayacağız. Hafiften ılınca kıymamızın üzerine ekleyeceğiz şöyle. Tereyağımızı gördüğünüz gibi güzelce karıştırdık. Şu anda kıymamız pişmek üzere. Ortalama 10-15 dakikada pişiyor. Bir bardak su ekleyeceğim buna. Suyu da ekledikten sonra ...180 mg'lık bardak sudan tam dolu olmayacak şekilde eklerseniz yeterli olacaktır. Yağlamamızın üzerine serpiştireceğimiz sarımsaklı yoğurdumuzu ayarlıyoruz. Şöyle 3 diş sarımsak, yoğurt, süzme yoğurt varsa süzme yoğurt, normal yoğurt ile karıştırarak yapabilirsiniz. Bunu en son üzerine serpiştireceğiz. Evet, kıymamız hazır olmak üzere. Bol malzemeli, güzel, orijinal Kayseri yağlaması. Bir Kayserili olarak en sevdiğimiz yemeklerden biri. Ve kış mevsimi. Maydanozumuzu güzelce doğradık. Kenara aldık arkadaşlar. Evet, hamurumuz 40 dakika bekledi. Şöyle yumuşamış. 15 adet beze çıkartacağım bu hamurdan. Şöyle hafiften unluyum alırken elime yapışmasın. Hamuru ben açacağım arkadaşlar. Bir bayanlar kadar güzel açmasak da elimizden geldiğince sizler için güzel. Şöyle hamurumu bir toparlıyorum. Çevirelim. Şimdi ikiye bölelim. 15 adet beze çıkartacak şekilde keselim. 500 gram un kullandık. 1 bardak süt. 1 bardak su. 15 gram maya. 15 gram şeker. Damak tadımıza göre. Tuz ekledik. Ve 3 çorba kaşığı zeytinyağı. Şöyle şimdilik keselim kabasını. Gramajları ayarladıktan sonra büyük parçalardan artacaktır. Şöyle iki elimizle, siz bir elinizle de yapsanız olur. Bezelerimizi yuvarlıyoruz. Kenara koyup üzerini bir bez kapatıyoruz. Bezelerimizin bütün hepsini aynı boyda ayarlıyoruz. 15 adet beze yapın. Şöyle kenara koyalım, dizelim. Hızlandırdık, evet. 15 adet beze üzerini kapatıyorum. Çünkü ben bunları açarken üzeri kapalı dursun. Bu arada bekleyin, kıymamızın içine çok soğutmadım. Ilık denecek. Kıvamda ılıktan biraz daha sıcak. Maydanozumu ekledim. Karıştırıyorum. Maydanozunuzu çok erken karıştırmayın. Çünkü böyle güzel görsel olmaz. Erken koyduğunuz zaman pişip eriyecektir içinde. Hafiften unlayalım. Ve bezelerimizi hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. Hızlı bir şekilde açacağım. Tavada da tam detaylı izlerseniz aynı şekilde yapacaksınız. Evet, hızlandırıyoruz şöyle. Tavanızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz. 28-30 cm arası büyükler. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde alt üstü evdeki tavada pişireceksiniz. Şöyle pişince çeviriyoruz. Bir takla attırıyoruz. Diğer tarafını bir daha attırıyoruz. Bütün bezelerimizin büyüklüğü aynı olduğu için hamurumuzu da aynı açıyoruz. İki tabayla hem açıyoruz hem pişiriyoruz. 15 adet bezemiz vardı. 15 adet yufka ekmeğimiz olacak. Yani lavaş diğer adıyla. Lavaşımızın genişliği 28-30 cm arası. Çünkü tavamız 30 cm olduğu için tavamızın büyüklüğünü açtık. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Evet, bütün lavaşlarımızı pişiriyoruz. En son lavaşımıza geldik.
Bunu da pişirdikten sonra şöyle gördüğünüz gibi lavaşımı üçgen şekilde yaptım. Yaptığım kıymalı sosun içine bandırdım. Kenarlar yağlı olacak. Kayseri yağlamamız hazır olmak üzere. İç malzemesini bol kullanın ve sulu olsun. Kesinlikle kuru olmasın. Şöyle yağ bandırıyoruz sosuna yani. Üst üste 15 katman aynı şekilde yapacağız. Bol malzemeli ve bol lezzetli. Lezzet patlaması dedikleri bu olsa gerek. Gördüğünüz gibi malzemede kısmıyoruz. Bütün işlemler aynı. Lavaşımızın kenarını tenceremiz içine bandırıyoruz. Ve kaşık yardımıyla iç kıymamızdan alıyoruz. Bolca sulu. Eşit bir şekilde serpiştiriyoruz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Şimdi kesiyoruz. Kestikten sonra yaptığımız sarımsaklı yoğurt ile servis yapacağız. Umarım videoyu izlerken, tarifi yaparken detaylı anlattığımız için sıkılmamışsınızdır. Sıkıldıysanız herkes hakkını helal etsin arkadaşlar. Sizler için güzel lezzetli tarifler hazırlamaya çalışıyoruz. Şöyle görüyorsunuz yağlı, adı üzerinde Kayseri yağlaması. Orijinal tam kıvamında Kayseri yağlaması. Tarifi denerseniz fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lezzetle kalın diyoruz.